Arkadaşlar merhaba. Bugün salatalıklarımızı ipe aldık. İpe alma bahsini de size göstereceğim. Ben böyle tel geriyorum. Sırıktan daha kolay oluyor. Siz de bunu yapabilirsiniz. Çelik rafların ayaklarından boyadım onları tabiata uyum sağlasın diye yeşil renkte. Sonra arasına tel gerdim. Şu şekilde germe aparatları var. Nalburlarda satılıyor. Sonra telden yere kadar ipi ölçüyoruz. Sonrasında bunu şu şekilde bakın. Kasa gözü tabir edilen düğümden yapıyoruz. Şuradan yani siz bildiğiniz normal düğüm. Yani bir halka oluşturuyoruz. Şu şekilde. Telin altından geçiriyoruz ve buradan ipi geçiriyoruz. Düğümü attırıyoruz ve şu şekilde iplerimizi önce hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi ipleri önce salıyoruz. Sonrasında bunun nasıl bağlanacağını size göstereceğim. Bu bahisten sonra sıra aralarını çapa yapmıyorum arkadaşlar. Ya otu yoluyorum ya da benim biraz sonra göstereceğim ve beğeneceğinizi düşündüğüm başka bir video olarak kanalıma ekleyeceğim. Farklı bir çapa aletim var. El aleti değil, onun büyüğü. Şimdi biraz sonra yere yine dizlerim çömelemiyorum. Bağdaş kurup oturuyorum. Biraz sonra devam edeceğim. Bu bahsimizin adı salatalığı budama ve ipe alma. Salatalık nasıl budanır? Bakın bu ilk gelişimi ipe alınmadan evvel sırı alma deniliyor, ipe alma deniliyor. Mevcut olan bir karış denir ama ben tamamını alıyorum. Yani ipe aldığımda tamamını alıyorum meyveleri, şu ipçikleri. Yani besin alacak bütün gelişimleri kopartıyorum. Yazık değil mi diyeceksiniz? Değil. Önce şu bedeni kuvvetlendireceğiz arkadaşlar. Daha sonra bize meyve vermeye başlayacak. Bakın şurada bir de filiz gelişmiş. Aynı domatesteki gibi, koltuk altı gibi. Bunu da almamız lazım. Almazsak bu buradan başka türlü bir lider. Bu da bir lider. Aracılığıyla başka bir kanala gidecek. Bunu böyle kullananlar var. Ben kullanmıyorum. Ben tek beden kullanıyorum. Bu şekilde bunu salatalığı budama bahsinde göstermiş oldum size arkadaşlar. Bakın şurada kocaman bir salatalık yapmış. Bu yenebilir. Bunu atmıyorum. Küçük kere atıyorum. Bakın şurada bir filiz yapmış. Bu filiz de koparttık. Zaten beslemez arkadaşlar. Bunu yapıyor ama besleyemiyor. Ne besleyebiliyor ne kendi gelişebiliyor. İpçikleri de alıyoruz. Sarılmak için oluşturduğu ipler var bak şöyle. Filizler. Onları da alıyoruz. Bu işlemi mutlak surette yapıyoruz. Bundan sonra dokunmayacağız. Artık bize meyve vermeye başlayacak. Şuradaki koltuk altlarındaki gelişim filizleri de alıyoruz. Bu bedene güç verecek yani bu gelişim. Bu aradaki otları da alacağım biraz sonra. Evet, bu yenebilecek evsafta. Bu da aynı şekilde. Şu iki tane var. Şunlar da tazecik yenebilir. Şimdi bakın yukarıdan aşağıya saldığımız ipimiz. Her bahiste ben aşağı yukarı bahsediyorum. Şu şekilde internet ortamından sağlayabileceğiniz domates klipsi diye geçen, salatalık klipsi diye de geçiyor olabilir. Şu şekilde ipe şöyle bakın sıktığınızda şurada bir çentik var. Şu şekilde ipi tutuyor ve kaymıyor. Ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Ben ürünün üzerine ne domateste ne salatalıkta hiçbir şekilde düğüm atmıyorum. Ne atılması yanlış mı? Değil. Bu kolay işlem. Uzadıkça da birer tane klips takıyorum. Bakın şunun gibi. Şimdi ipi en dibe yani toprakla birleştiği yere ölçü alıyoruz. Sonrasında şuraya yatırıyoruz ipi ve sıkıştırıyoruz. Şu şekilde sıkacağız bunu. Bakın.
Sıktığımız zaman şu çentik buraya giriyor ve salmıyor. Evet, sıktık. İpi çok sıkmayın arkadaşlar. Yukarıya doğru germesin bunu. Çünkü her döndürdüğünüzde bunu bir veya iki defa etrafında döndürün ipin. Her döndürdüğünüzde bu ip biraz daha kısalıyor. Çok da döndürmeyin. Hemen ne yapıyoruz? Bir klips daha alıyoruz. Klipsimizi şuraya geçiriyoruz. Ben bunun pandemiden önce 500 tanesini 30 liraya falan alıyordum. Şimdi hayat %100 arttı. 60 lira, 70 lira olmuştur. 500 gibi rakamlar. Gördüğünüz gibi bu ipi alınmış oldu. Şurada bir tane filiz görüyorum. Bunu alıyorum. Bir tane çiçek görüyorum. Bunu da alıyorum. Evet, bundan sonra bize meyve versin. Bir tane daha yapayım ve pekişsin arkadaşlar. İpi öncelikle kasa gözü yapıyoruz. Aşağıya sallıyoruz. Sonrasında toprakla birleştiği yerin hizasını belirliyoruz ve şu çentiye yatırıyoruz. Şu şekilde sıkmadan. Dala taktığımızda bunu sıkıyoruz. Bakın şuradan geçiyor ve şu çentikten kurtarmıyor bir daha. Düğümü atmamış oluyorsunuz. Bakın. Çok sıkmayın. Bu ip çok sıkı olmasın. Bazıları domates bahsinde de ben söz ettim. Önce aşağıyı bağlıyorlar, sonra yukarı bağlıyorlar. Yanlış bir uygulama. Önce yukarı bağlanır. Sonra aşağı bağlanır. Ne sakıncası var? Önce aşağıyı bağlarsak, yukarıya bağlarken bu ipi gerip kökü oynatabiliriz. Kök eğer bir oynarsa yerinden, hava alırsa bir daha tutunamayabilir. Ve onu öldürebiliriz. Onun için önce yukarıya bağlıyoruz. Köke çok fazla yük bindirmeden elinizi hassas bir şekilde şöyle çevirip kırmayacak şekilde. Çünkü salatalık, sulanan salatalık gevrek olur ve çabuk kırılır. Bir tane daha şuradan hizasını aldıktan sonra bir klips daha yapıyoruz ve buradan takıyoruz. Bu uzadıkça klipsi taka taka bunu tırmandıracağız arkadaşlar. Bu sırık deniliyor ama adı öyle. Bu ip alma bahsi. Bu şekilde bunu bitireceğiz. Sonrasında çapalayacağım. Bahçeye gelirken çok şey planlıyoruz ama az şey yapabiliyoruz. Emek istiyor hepsi. Ama sırasıyla yapıyoruz. Bizden iş bekleyen yok. Bu bahis de bu şekilde. Selamlar, sevgiler. Kalın sağlıcakla. Salatalıklarımızı ipe aldık. Size değişik bir çapa aletiyle çapalamayı gösterdim. Burayı komple size gösterdiğim çapa aleti yaptı. Damla sulamayı da döşedik. Sulanıyorlar. İpi aldılar. Artık bundan sonra bir yaprak bitki ilacı atmıştım. Bir de mildiyo ilacı atacağım. Sonra sırasıyla külleme gelecek. Bunları atmazsanız salatalığınız hizmet vermeyi erken bırakır. Kalın sağlıcakla, bereketli olsun.